Yol TV izleyicileri, Anka programında tekrar birlikteyiz. Bugün konuğum Sayın Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı. Kayyum darbesiyle kendisi her ne kadar görevden alındıysa da şu anda fiilen seçilmiş karşımızda, Diyarbakır halkının iradesi olarak karşımızda duruyor. Biz de onu konuk etmekten onur duyuyoruz. Çünkü Türkiye'de antidemokratik darbelerin, Türkiye'de AKP'nin her istediğini yaparım ve hiçbir kurala uymam dediği noktada buna itiraz eden ve onların bu kendi gücünden aldığı, daha doğrusu zorbalıktan aldığı irade yerine halkın iradesini temsil eden kişiyle görüşmekten onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizlerin aracılığıyla Yol TV'nin izleyicileriyle buluşma fırsatını verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Şundan dolayı önemsedim, yani sadece işte fikren size yakın olmak değil, aslında gördüğüm kadarıyla size fikren yakın olmayan birçok çevrede destek gösteriyor ve yapılan bu kayyum darbesini, darbe demek daha doğrudur, yani kayyum mu kayyum mu tartışması yerine bence bir darbedir bu. Bu darbe karşısında genel bir duruş kamuoyu var. Öncelikle tabii ki süreci değerlendirelim ama aynı zamanda genel tepki olarak siz nasıl görüyorsunuz? Size yaklaşım nasıl? Kamuoyunda kayyuma karşı tepki, size yansımaları nasıl oluyor? Size sadece dünü anlatacak olursam, dün Diyarbakır'da bir araya gelen kütlenin özelliğini anlatacak olursam, ki orada şu ifadeyi kullanmıştım, burada adeta vicdan, adalet ve hakikat çerçevesinde bir araya gelmiş, farklı siyasal partilerde bulunan, farklı yaş gruplarında olan, farklı sosyoekonomik kategorilerde bulunan ama hepsi sonuçta bu toplumu gerçek anlamda birer varlığı olan, yurttaş bilinciyle, demokrasi kaygısıyla, hukuk değerlerine karşı olan bu saldırıya karşı itirazını yükseltme sahikiyle. Ama bir araya gelen bütün bu kütle tek bir şeyi söylüyordu. Kayyuma itiraz ediyoruz, kayyumu kabul etmiyoruz, halkın iradesi gasp edilemez. Bu siyasi darbeye hayır. Şimdi bu sloganlara baktığımız zaman bunun için illaki bir politik menfaatin veya bir partinin veya bir ideolojinin üyesi olmaya gerek yok. Demokrasi değerleri üzerinden baktığınız zaman, demokrasi kendi hak ve çıkarlarınızı gözetmekten öte, bir bütün olarak toplumdaki bütün kesimlerin hak ve çıkarlarına sahiplenme durumudur. Şimdi bu anlamda bakıldığında, evet bugüne kadar özellikle Kürt coğrafyasında birçok hak ihlali oldu. Buna insan haklarının bütün boyutları dahil olmak üzere. Beraberinde baskı, zor ve şiddete dayalı güçlü devlet politikaları yürütüldü. Bütün bunlar bir kısım, diyelim ki ülke vatandaşı tarafından bilinen durumlar olmasına rağmen, bugün geldiği nokta itibariyle çok açık, hani bir başka ifadeyle artık mızrağın çuvala sığmadı. Her şeyin çok aşikar olduğu, 1 Nisan gününden başlamış bir süreç ve sizin siyaseten muhalifiniz durumunda olanlara verilmiş güçlü anayasanın bir takım normlarını berhava eden bir durum var. Şimdi böyle bir durum karşısında yurttaşlık bilincine sahip, demokrasi ahlakına, değerlerine inanan herkesin, hukuk rejiminin bila kaydı şart herkese eşit mesafede bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine inanan insanlar bir araya geldi. Ve şimdi sizin statünüz nedir? Açığa alınmış durumda mısınız yoksa görevden alınmış durumda mısınız? Geçici olarak görevden uzaklaştırma, yani 2 ay süreyle, ki bu ortalama o kadar tarif ediliyor yasada, uzaklaştırılmış durumdayım. Fakat işin uygulama sürecine baktığımız zaman, hani geçmişte de, olağanüstü hal döneminde de bunlar yine 2 ay olarak tarif edilmişti. Ama
ilelebet devam etmişti. Yani mecliste tasfiye edilmiş oldu değil mi? Yani diğer bir yönü de kendi hükmünü aşarcasına kayımların meclisi de işlemez hale getirmesi. Yani meclisi toplantıya çağırmama gibi bir olağanüstü yetkiyi kullanmaları. Yani şu anda görevde olan belediye başkanlarının meclisi toplantıya çağırmamak, ben sizi toplamıyorum artık demek gibi bir yetenekleri olmamasına karşı kayımların böyle bir olağanüstü yetkiyle donatılması söz konusu. Bu da hani yine demokrasi değerleri açısından baktığımız zaman hani birisi yürütmeyi temsil ediyorsa belediye başkanı, diğer yanda meclis yerel parlamento durumundadır ve yerel yasama yapısı durumundadır, denetleme yapısı durumundadır. Yani denetleme ve yasamayı da devre dışı bırakmış olur. Askeri darbe olsaydı aşağı yukarı... Aynısı, daha, hatta daha az olur. Daha az olurdu. Şekli bir meclis oluşturulur. Pratik olarak zaten tam da ifade ettiğiniz gibi hani bir metafor olarak baktığınız zaman ister askeri darbe olsun, ister siyasi darbe olsun gerek çıkış noktaları, gerek kendilerini ortaya koyuş biçimi, gerekse işleyişi itibariyle birbirine çok benzerlik gösteriyor. Gece yarısı bir yerlerde bir karar veriliyor. Üç büyük şehre ne hikmetse aynı gün, aynı saatlerde, aynı dakikalarda bir karar veriliyor. Çünkü bu yönün iyi tartışılması. Sadece milletvekillerinin de tutuklanmasında da aynıydı. Evet. 11 milletvekili tutuklanmıştı ve hepsi ayrı ayrı tırnakçıyla suçlamalarla ve hepsi aynı gece, aynı dakikada Diyarbakır'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki savcı sanki böyle bir Voltron oluşturmuşlar. Evet. Bir operasyon yapıyor ki bunun adı aslında belli ölçüde saraydan yönetilen bir organizasyon gibi görünüyor. Şüphesiz yani tek merkezden komuta ile bir yerden adeta pinin çekilmesiyle beraber devreye girmiş bir zincirleme işlem gibi. Çok net bu zaten. 15 Temmuz'da darbe olsaydı mesela işte bütün bakanlıkları ele geçirecek diyorlar ya, işte şu anda sanki hepsi ele geçirilmiş gibi. Şu andaki durum zaten hani açık ve net bir şekilde bir yerden başlatılan işlem hukukun değerlerine ve kavramlarına ve kararlarına yaslanmayan bu işlem açık bir şekilde seçmen iradesine darbe durumunda. Kanunun kendisi de bir partili gibi davranıyor. Daha önce Platin'den öyle gördük. Şimdi zaten dikkat edersek bu dönemde hemen hemen her yerdeki valiliklerde, kaymakamlıklarda bir anlamda bu kadar partizanlaşmış, partilileşmiş bir idari bürokrasi eğer göreve de onlar buyur edildiği zaman ortaya bir başka, yani seçimle alamadıklarını idari marifetle geri alma gibi bir durum çıkıyor. Şu an baktığınızda üç büyük şehirde, üç büyük şehrin valilerinin aynı zamanda hem vali hem kayyum olduğu, yani ne dersiniz buna, bu tam bir şeydir, despotik bir yönetim anlayışıdır. Kayyuma karşı zaten bir seçim zaferi kazandınız. Karşınızda bir kayyum vardı değil mi bir önceki dönem? Ve evet. AKP'nin aldığı oyun da altına düşen bir oy miktarı olarak biliyorum ben mevcut kayyumu. Onların hani kayyumları halk çok sevdiği gibi bir anlattıkları hikaye var. Siz ne bilirsiniz bu konuda? Ya şimdi hakikaten parodi durumundaki birçok şeyi yaşadık. Hatırlarsınız bu 1 Mart seçimleri çok adil ve demokratik olmayan bir işleyiş içinde gerçekleşti. Hem eski oy oranlarının gerisine düştüler, hem bizde ciddi bir yükseliş oldu. Yani eğer o koşullar olmasaydı belki çok daha aradaki makasın açılabileceği bir durum da olabilirdi. Ha, şimdi burada sadece kayyuma karşı kazanmak değil. Yani kayyum artı ona sunulmuş o diğer imkanlarla beraber esasında ciddi sonuçlar elde edildi. Fakat neyi gördük? İşte Bağlar örneğinde olduğu gibi bu defa Yüksek Seçim Kurulu'nun adeta devreye konularak çok hukuka yaslanmayan, haksız, halk iradesini hiçe sayan ve işte seçilmiş %73 oyla seçilmiş belediye başkanının değil,
yerine ikinci sıradaki AKP'nin %23-24 oy almış, yani üçte biri kadar bile oy alamamış kişinin belediye başkanlığı olarak tarif edildiği bir başka esasında 31 Mart'ta darbe durumu yaşadı. O zaman Yüksek Seçim Kurulu buna alet edilmek istendi. Ama bugün bizzatihi o olağanüstü hal döneminin yetkileriyle donatılmış bir anlamda anayasa hukukuna uygunluk incelemesinden geçirilmemiş, apar topar torba yasaları içinde aktarılmış bir kanunla o kanuna yaslandığını söyleyerek görevden alındı. Daha önce doktorsunuz, Diyarbakır'da o bölgede çok sevilen bir kişisiniz. Yani Süleyman Soylu'nun böyle cümle kullanmasının arkasındaki niyet nedir? Şimdi şu çok açık. Hani eğer bir şeyde vicdanı ve adalet duygunuzu yitirdiğiniz andan itibaren yalan ve iftira eğer bir duruma hakim olmaya başlamışsa bunun içinde adeta Göbels'in propaganda bakanı olduğu dönemki enstrümanlarla, dille, söylemle hani bir yalanı 40 defa söyleyin, üst üste söyleyin bir süre sonra insanlar onu kendi düşünceleriymiş gibi ifade etmeye başlarlar. Veya söylediğiniz yalan ne kadar büyükse toplumda inandırıcılığı o kadar yüksek olur. Sözleri aklına geliyor. Şimdi şunu çok açık ve net ifade etmek gerekir ki insanları, halk, toplum, yaşadıkları coğrafya, onlarla temas etmiş olan her kesim çok iyi tanır. Dolayısıyla hani böyle bir hani kriminal diyen kişi şunu çok açık ve net görmelidir. Ben buradan kendisine söylüyorum. O da gelsin, ben de o Diyarbakır'ın sokaklarında ikimiz de tek başımıza, öyle etrafımızda binlerce polis olmasıyla değil, beraber gezelim. Toplumun sevgisi, sempatisi, saygısı, ilgisi gibi bir takım ölçekler üzerinden bakalım ona ne tepki verirler, bana ne tepki verirler. Ben insanların canlarına dokundum. Canlarına derman olmaya çalıştım. O 30 yılında, 30 yıllık bir süre ki insan yaşamının en derinde olduğu dönemde ben orada insanlarla yan yana durdum. Yani dertlerinin de vaktinde yanlarında oldum, mutluluklarının olduğu zaman da yanlarında durdum. Yoksulluklarının parçası olmaya çalıştım. Kaygılarının ortağı olmaya çalıştım. Şunu söylüyorum. Her insan erdem sahibi olmak zorundadır. Siyasi muhaliflerinize siyaseten bir takım sözler söyleyebilirsiniz. Ama bunun da hakikat ölçeğinde olması gerekiyor. Bizler siyasi muhaliflerimize karşı kullandığımız dili de kendimize olan bir saygının yansıması olarak görürüz. Kendimize karşı nasıl saygılı olunmasını istiyorsa o siyasetin etiğinin de muhaliflerimize de saygılı olmak gibi bir çerçeve bizlere zorunlu kıldığının bilinciyle davranıyoruz. Ben siyasi muhaliflerime eleştiriler yaparım, hakkaniyetle yaparım. Yalan ve iftira söz konusu olduğu zaman iftira ediyorsunuz derim. Şu anda İçişleri Bakanı Soylu'nun söylemine istinaden söylüyorum. Yalan söyledikleri zaman da yalan söylediklerini söylerim. Şu an söylüyorum. Şimdi yüksek sesle şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki işte belediyenin imkanlarını Kandil'e gönderdiler. İşte belediyenin imkanlarını örgüt militanlarına verdiler. Bunlar net biçimde televizyonlarda söylüyorlar. Size iletilen, size söylenen ya da size resmen tebliğ edilen herhangi bir suçlama var mı? Hem Mardin, hem Van, hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin bilgi işlet sistemleri an be an İçişleri Bakanlığı'nda eş zamanlı olarak, simultane olarak görülüyor. Sizin yaptığınız bütün idari işlemler yani çok net olarak görülüyor. Yani o e-belediye dediğimiz, e-devlet dediğimiz sistem sizi zaten çok net gözlüyor. İkincisi, biz başladığımız andan itibaren sadece bir yerlerden izleniyor, görülüyor değil. Bizim vicdanımız bizi izlemiyor mu, bizi gözlemiyor mu? Her yaptığımız işlemin hakikaten hukuka uygunluk göstermesi, hukuk ölçeğinde olması, dönüp
günün birinde yegane hesap vereceğimiz yerin o seçmenler olduğunu, o kentte beraber yaşadığımız insanlar olduğunun bilinciyle her yaptığımız işlemi, maddi işlemi kuruşuna kadar idari işlemleri de hakkaniyet ölçeğinde yapmaya esas verdik. Bunun yanı sıra durmadık, sadece bir belediyecilik üst aklı değil, bir kolektif akla yaslanma çerçevesinde Türkiye'deki ilk kent konseyini topladık. Bu yetmedi, 5 büyük muhtar toplantısı gerçekleştirdik, sivil toplumla toplantılar gerçekleştirdik, iş çevreleriyle toplantılar gerçekleştirdik ve ben açık söylüyorum, Diyarbakır bunun tanıdır. Günde asgari 12 saat çalışma, hafta içi, hafta sonu, bayram günü demeden bir böyle bir ilkeyle çalıştık. Şimdi böyle bu tarz çalıştığımızı sadece ve sadece Diyarbakır kamuoyu izlemedi, onlar da izlediler. Biz bu dönemde örneğin o 40 kanaat koşullarda 73,5 trilyon lira eski parayla yeni parayla 73,5 milyon lira da kayyum döneminin borcunu ödedik. Eğer bu borç biriktirilmemiş olsaydı, hani gönül belediyeciliği yapıyoruz, işte bir kuruş borç bırakmadık diyenlere ben tekrar hatırlatıyorum. Eğer o 73,5 milyon borcu ödemeseydi ki daha halen var ödenecek borçları, o zaman biz 73,5 milyon liralık Diyarbakır'da taş üzerine taş koymuş olurduk. Halktan yetkiyi aldıktan sonra belediye binasına giriyorsunuz, eski kayyumun odasına giriyorsunuz, sizin odanız artık ve büyük bir şatafat, büyük bir harcama, ardından o banyo görüntüsü var. Sonra diğer illerde de diğer kayyumların yaptıklarını da gördük, o banyo dönemini. Şimdi siz onların banyolarını elinden aldınız. Bu acı bir şey olsa gerek değil mi? Şimdi hakikaten halktan uzak yaşamanın, halkın gerçekliğine yabancı olmanın belki çok çarpıcı görüntüleriydi. Yani orada görünmeyen bir de zırhlı pencereler var. 6-7 santimetre kapılarında zırhlı pencereler. Yine kapılarının zırhlı kapılar olduğunu görüyorsunuz. Gösterişli ama sempatik olmayan bir küçücük dünya kurduklarını görüyorsunuz. Bir türlü başlarını pencereden bile dışarıya uzatamamışlar. Aslında uzatmışlar, uzattıklarında mesela fıstıklı baklava gelmiş. Yani bu gerçek mi? Mesela biz bunu sosyal medyada paylaşıyoruz. Dün Süleyman Soylu dedi ki ben asla gümüş falan almadım dedi. Bugün o gümüşçü, ya öyle bir fatura olabilir ama o bir yıllık faturadır dedi, 600 bin lira için, Mardin için söylüyor galiba. Siz bu faturaları gözünüzle gördünüz mü? Bu 1,5 ton fıstıklı baklava, 92 bin liralık fincan takımı. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben kendim biraz matematikle aram çok iyidir. O faturaları gördüğüm anda tek tek hepsini topladım. 1692 kilo. 1692 kilo. Bakın, rakamıyla söylüyorum. Siz eksik söylüyorsunuz 1 ton 600 kilo deyince. 1 ton 692 kilo. Şimdi hani bu evet, hani ne kadar böyle pervasızca kamu kaynağını kullandıklarını gösteren bir şey. Beraberinde işte o fincan takımları ve benzerleri. Ve hatta bir nazire yaptım, bir hiciv yaptım. Biz de hediye verdik ama kitap verdik. Ama belediyenin sanat atölyesindeki seramiklerden bu kültürü sembolize eden, bu kenti sembolize eden figürleri taşıyan seramiklerden hediye ettik dedim. Bir de Diyarbakır'ın Kup ilçesinde bir kadın emek atölyesi vardı. Oradaki dokunmuş ipek şallardan, ham ipek şallardan almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam tanesi 70 liraydı. O ipek şallardan 50 tane almıştık ki böyle konuklarımız olduğu zaman özellikle zaman zaman zora düşmemek için yedekleyelim diye. Sanırım ya 13 tanesini ya 15 tanesini de kullanmıştık. Şimdi bütün bu manzaralara baktığımız zaman şunu görüyorsunuz. Özellikle kayyum dönemi kendisini sorgulanmaz hissediyor. Kendisini hukukun karşısına çıkmayacağını, hiçbir yerde hesap vermekle mükellef olmadığını düşünmenin pervasızlığı içinde davranıyor. Bunu ister yedikleri
baklavada bilmem fıstıklı kadayıfta görürsünüz. İster bilmem o gümüş hediyelerde görürsünüz. Veya bizde yine belgesi var. 6000 kişiye aynı anda kişi başı 85 liradan yemek verilmiş KDV'siyle beraber 85 liradan 550.800 lira gibi bir fatura da var. Yani şimdi bunlar diyelim ki bir bakıyorsunuz o gün gelen birisi var yine devlet erkanından birisi tam da o güne denk getirilmiş veya o gün yapılmış işlemin faturası olarak. Şimdi halka ait olan bir kaynağı özellikle belediyelere aktarılan payların ne kadar az olduğu da göz önünde bulunduğu zaman böyle pervasızca kullanılabilmesi gerçekten çok hayırsız, hiç de ahlaki olmayan bir tutum. Yani gördüğümüz, dediğim gibi kendilerini sorgulanmaz, yargılanmaz görmeleri ve bu ölçekte de adeta siyasetin kılcal damarları gibi, besleme kanalları gibi kendisini gören bir anlayış. Şimdi memlekette tam olarak belki de özellikle Türklerin anlamadığı ya da şöyle söyleyeyim, Türk halkının genel anlamda karartıldığı bir şölen politikayla, propagandayla işte teröre şöyle aktarma yapıyorlar, orası terör falan gibi şeyler söyleniyor. Şimdi siz bir büyük bir oy aldınız, geldiniz ve Devlet Bahçeli diyor ki biz Diyarbakır'da Türk milletinin iradesini tesis ettik diyor. Yani aslında bir Kürt halkının yokluğundan da bahsetmiş oluyor. Ve bir CNN Türk'te de bir tırnak içinde güvenlik uzmanı Diyarbakırlıların verdiği, ortaya koyduğu irade, irade sayılmaz dedi. Ben bir Türk olarak bunlara utanıyorum. Yani gerçekten yani bir halkların kardeşliği ve eşitliği, aynı zamanda kendim için hak gördüğümü, karşımdaki için de hak görmek temel bir insani davranıştır. Yani bunu göremeyen kesimler için ne dersiniz? Yani mesela orada Kürtler var, yaşıyorlar ve onların iradeleri var ve onlar barış içinde bir arada yaşamak istiyorlar. Ve Devlet Bahçeli'nin dili öyle, Süleyman Soylu'nun dili bir başka türlü. Yani halk bundan kırılmıyor mu? Halklar arasındaki köprüler yıkılmıyor mu? Her üç belediyede de bırakın sosyal medya hesaplarındaki çok dillilikten hemen hemen birçok alanda çok dilliliğin nasıl ortadan kaldırıldığını da hafızasına sahibiz. Çünkü bu yeni gelen kayyumlar da aynı işlemi gerçekleştirilir. Şimdi böyle bir ortamda özellikle gerek seçmen iradesi, yani yurttaşlık bu bağlamında seçmen iradesinin gasp edilmesi, örneğin Diyarbakır'daki 500 bin insanın oyuyla seçilmiş bir kişi değil, 500 bin insanın iradesi esasında gasp edildi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki daha da kötüsü, biz bundan sonra bu toplumun gençlerine, bu toplumun bizden sonra çok daha uzun yıllar yaşayacak olanlarına demokratik siyasal alanda verdiğimiz mücadele, bu kavga illaki sonuç verecek. Bizler de siyaseten, yerel yönetimlerde, parlamentoda, belki de günün birinde iktidar partisi olarak bu ülkede bir takım tasarruflarda bulunabiliriz diyebilecek miyiz bundan sonra? Asıl burayı konuşmak gerekiyor. Şimdi o zehirli dili kullananlar, yani tekrar fetih dili kullanan veya darbe bildirisi okurmuşçasına bir dil kullanan, hani şu irade tesis oldu diyenler, şunu bilsinler ki köksüz olan hiçbir çiçek hiçbir yerde bak yormaz. Size şu ince şeyi söyleyeyim, espriyi söyleyeyim. Yaşlı bir amca televizyon röportaj yapıyordu. Orada şunu dile getirdi. Artık AKP yok. Küçük MHP var, büyük MHP var. Şimdi esasında bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün geldiği noktaya işaret etmesi açısından oldukça bilgece bir laf. Hem de o televizyonlarda çıkıp işte Kürt halkının verdiği oyları değersizleştirmeye, itibarsızlaştırmak gibi çok ahlaksızca bir hat tutturanlara da çok iyi bir cevap niteliğinde. Otursunlar, onun üzerinden tez yazsınlar eğer üniversitelerdelerse, eğer gazetecilerse gitsinler köşe yazıları yazsınlar bu konuşma üzerinden. Dolayısıyla ben onlara da, onların büyüklerine de diyorum ki
Siz gidip Diyarbakır'da yüksek kahvede bir kürsüde bile kendinize yer bulamazsınız. O insanlar o kadar birikimli, Türkiye ve dünya gerçeğini çok yakından izleyen, takip eden, bu konuda da sadece bilinçli olmak, bilgili olmak değil, aynı zamanda vicdan ve erdem sahibi olan kişilerdir. Onun içindir ki kendi üzerlerine çok saldırgan bir polis tehdidinin yöneldiği durumda bile o 19 Ağustos'un sabahında, 20 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta ellerinde bir çakıl taşı yoktu, ellerinde bir çubuk, bir sopa yoktu. Sadece zıldırtları vardı, sadece alkışları vardı, sadece direnişleri vardı ve sadece bugünden yarına umutlarını ifade ediyorlardı ve beraberinde de itirazlarını yükseltiyorlardı. O yüzden bu çabaların hepsi, yani bu siyasi darbe durumu artık geniş bir toplum sathında boşa çıkmış. Türkiye'deki geniş bir kamuoyunca, bölgede de AKP tabanı da dahil olmak üzere ciddi anlamda itiraz gören haksız, hukuksuz ve antidemokratik bir uygulamadır. Bu çok açık ortaya çıktı. Son olarak size bugün Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini zannediyorum. Evet. Avrupa Birliği epeydir bu tip baskı sistemlerine, saldırılarına ses etmiyor. Oradan herhangi bir şey çıktı mı? Bir de ek olarak Gülten Kışanak şu anda tutuklu ve Diyarbakır'ın bir önceki dönem belediye başkanı. Siz onun biriktirdiği üzerinden siz de geldiniz. Halef-Selef ilişkiniz var. Yani Diyarbakır yöneticilerin, halkın iradelerinin böyle tutuklu olması halkta nasıl bir etki yaratıyor? Mesela Gülten Kışanak için Diyarbakırlılar ne diyor ya da Diyarbakırlılar ne düşünüyor? İki soruyu birden soruyorum. Şimdi öncelikle sevgili eş başkanımız Sayın Gülten Kışanak sürekli bize umut pompalayan, sürekli Diyarbakır'a sıcak selamlarını gönderen, içeride olsa bile ruhu, gönlü, aklı dışarıda olan, bir türlü yalnızlaştırılamayan önemli bir değer ve tecrübelerini, birikimlerini bizimle paylaşmak için çok farklı kanallar üzerinden de sürekli bizimle dayanışma içindeydi. Diyarbakır'daki binlere, on binlere sorsanız Gülten Kışanak onların baş tacıdır. Dolayısıyla hani bu böyle gönüllerde koltuk sahibi olmakla işte kayın marifetiyle bir yerlere gidip koltuk sahibi olma arasındaki farkı da belki en iyi koyan kişiliklerden birisidir. Diğer yanıyla bugün Avrupa Birliği delegasyonuyla evet önemli, anlamlı, değerli bir buluşma gerçekleştirdik. Orada da biz hukuk, demokrasi, yerel demokrasi, yerel demokrasinin özellikle geniş anlamda bir toplumda demokrasinin döl yatağı olduğunu, sivil toplumun güçlü olmasının demokrasi değerlerinin yükselmesi açısından ne kadar değerli olduğunu işaret ederken beraberinde de şunu söyledik. Yani özellikle biz ülkemizde bu demokrasi ve hukuk normlarının yerleşik hale gelmesi, bu sistemin, bu tekçi anlayışın çoğulcu ve dönüştürücü bir zemine dönüşmesi için onların da kolaylaştırıcı olması gerektiğini, yani onların o rollerini güçlü bir şekilde oynayıp Türkiye'nin bu baş aşağı gidişine değil, aksine demokrasi ve hukuk değerlerine yaklaşabileceği bir yerde bulunması için de onların da bu sürece güç ve katkı sunması gerektiğini, yani Türkiye'ye uzaklaşan değil, Türkiye'ye yakınlaşan bir yerden meseleye bakmalarını istedik. Beraberinde şunu söyledik, yani bu ülkede eğer HDP ile beraber Kürtler eğer dışlanacak olursa, siyasal sistemin, siyasal aritmetiğin de ötesinde bir bütün olarak kurumlardan böyle bu şekilde yerel demokrasi kurumları da dahil olmak üzere uzaklaştırılmasını, bu ülkenin geleceğine hayırlı katkıların olmayacağını,
Kürtlerin ve Halkların Demokratik Partisi'nin bu ülkede bir barışın tesis edilmesi, bir diyalog sürecinin başlaması, beraberinde bin yıllardır beraber olan bu iki halkın o kuruluş sözleşmesinde olduğu gibi, yani 1919-2021 sürecinde olduğu gibi, bu bir arada yaşama arzusunun bundan sonra da devam edeceğini, bu ülkedeki içeride yaşayan Kürtle de, komşu Kürtlerle de barış eksenli bir politikanın Türkiye'nin şu andaki içine girdiği krizler manzumesinden kurtuluşunun ve yegane çözümü olduğunu özellikle söyledik. Bu çerçevede yani biz şunu çok açık ve net söyleyeyim. Yani özellikle Avrupalıları görünce oraya adeta şikayet dilekçesi sunan değil. Herkese rol ve sorumluluklarını hatırlatan ve bu çerçevede eğer ülkemizde biraz iyileşme olacaksa, bir iyilik hali kötülüğün karşısında güçlenecekse paydaşlarımızdan, dostlarımızdan beklentimizin buna katkı sunmak olduğunu, bunu beklediğimizi ifade ettik. Çünkü zaman zaman şunu söylemiştik, bu ülkede gerek ülke sevgisi, gerekse inanç alanı üzerinden birileri yarış pisti oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yarış pistine biz girmeyiz çünkü en önde olduğumuzun bilinciyle, bunun hissiyatıyla, bunun duygusuyla biz zaten yeri geldiğinde çok büyük bedelleri göze alarak yaşadık. Bundan sonra da o şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ve bu minvar üzere de bugün burada yaşanan, özellikle Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan olayların lokal olaylar olmadığını, bir bütün olarak gerek insanlığın bugüne kadarki kazanımlarını, gerek demokrasinin kazanımlarını, gerekse hukuk normlarını ortadan kaldıran bu durumu sadece bir bölgeye yapılmış bir uygulama değil, bir bütün olarak bu sisteme, bu değerlere hürmet eden, inanan bir süreç olduğunu ortaya koydu. Ve bu noktada da hakikaten şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu dönem bir turnusol dönemidir. Bu dönem bir mihenk taşıdır. Yani özellikle bunu bireyselleştirmeyen, bunu bölgeselleştirmeyen, bir bütün olarak Türkiye'nin değerleri olarak görüp, Türkiye'nin kazanımlarına dönük bir tutum olarak görüp, her vicdan sahibi kişinin, demokratın, yurtseverin, farklı siyasal partilerden herkesin, farklı sivil toplum örgütlerinden herkesin güç vereceği, beraberce üstesinden gelebileceğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Birlikte olduğumuz zaman kazanacağız, birlikte olduğumuz zaman güçleneceğiz, birlikte olduğumuz zaman gerçekten aydınlığa ve barışa gireceğiz. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Ankara Yol TV'de Doktor Selçuk Mızraklı ile, Adnan Selçuk Mızraklı ile birlikteydik. Diyarbakır Belediyesi eş başkanı kendisi ve kayyum darbesiyle görevden uzaklaştırılmış olsa da şu anda Diyarbakır halkı kendisiyle birlikte ve Türkiye'de genel bir kamuoyu oluşmuş durumda. Biz biliyoruz ki uzun yıllardır Diyarbakır'da uygulanan bütün antidemokratik uygulamalar ya da Diyarbakır cezaevindeki işkenceler Türkiye'ye yayılmıştır. Biz ne zaman ki bunlara karşı çıkabildik, ne zaman ki bu hukuksuzlukların karşısında durabildik, o zaman Türkiye daha demokratik bir ülke olabildi. Bugün Diyarbakır, Mardin ve Van'da uygulanan kayyum uygulamaları da yakın zamanda Türkiye'yi saracak bir otokrasi biçimlerinden birisi gibi görünüyor. O yüzden Selçuk Mızraklı'nın söylediği gibi bu bölgeselleştirilemez. Bu sadece bir halkın bir kısmı için tanımlanamaz. Herkes için geçerlidir. Herkes buna karşı çıktığında Türkiye daha yaşanabilir bir ülke ve demokratik bir ülke olacaktır dedi kendisi. Biz de öyle düşünüyoruz. Eğer AKP'nin bu ben yaptım olduğu uygulamasına karşı genel anlamda çeşitli fikirlerdeki ve katmanlardaki halk kesimleri karşı durmazsa, karşı çıkmazsa yakın zamanda seçmenin ve seçilmenin hiçbir anlamı kalmayacak.
Mutlaka bu otokrat dönem sona erecektir ve bu da halkın gücüyle, halkın direnişiyle olacaktır diyoruz. Hoşça kalın, yolda kalın.